meslek olarak bizim için de hem yaptığımızın anlamını hem de hastalarımızla ilgili iletişimdeki kolaylığı sağlamak açısından felsefe önemli. Bu toplantıda da değerli hocamız 9 Eylül Üniversitesi Profesör Doktor Doğan Göçmen sağ olsun bize yardımcı olacak, değerli bilgilerini paylaşacak. Ben kendisini davet ediyorum. Size de iyi izlemeler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yönetim kurulu üyelerimiz buradalar. O yüzden de müsaadenizi istiyorum. Telefonları da sessize aldım. Gerektiğini hatırlattı. Allah sağ olsun. Elektrikleri vereceğiz birazdan. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu nazik davetiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Arkaya geliyor mu sesim? Yoksa bağırmam mı gerekiyor? Öne doğru mu gelsin arkadaşlar? Eğer olanak varsa öne doğru gelebilirseniz sevinirim. Evet, bunu da birazcık önüne gitebiliriz aslında, o da olabilir. Tek uzak kalmış. Bir de sunum olmayacaksa ışıkları atsak. Abi kaçıracağız. Davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Hem son derece önemli olan bir konuda konuşma fırsatı veriyorsunuz bana, düşüncelerimi açıklama fırsatı veriyorsunuz. Hem de görebildiğim kadarıyla Türkiye'de pek işlenmeyen bir konu olması bakımından da konuya parmak basmak fırsatımız doğmuş oluyor. Bu bakımdan da tekrar çok teşekkür ederim. Özellikle tabii ki Mustafa'ya çok çok teşekkür ederim. İlişkimizi kurdu. Diyelim kendi doğduğum, büyüdüğüm kente uzun yıllar sonra bir felsefe profesörü olarak gelmek ayrıca bir onur. Hepinize iyi akşamlar tekrar. Şimdi önce size bir gözlemden bahsetmek istiyorum. Bu gözlemlerden bir tanesi Türkiye'den geliyor. Ducane Cündioğlu, belki duymuşsunuzdur ismini, yazılarını okumuşsunuzdur. Şimdi Cündioğlu bir kısa bir gazete yazısında, köşe yazısında tıpçıları eleştiriyor. Tıpçıları eleştirirken tıpçıların hekimlik kavramının aynı zamanda içinde hakimlik kavramının saklı olduğunu, dolayısıyla iki kavramın aslında hikmet kavramından geldiğini, hekimliğin içinde felsefenin dolayısıyla saklı olduğunu, fakat Türkiye'de son gelişmelere baktığımız zaman
daha çok hekimlik yapıldığı ama hakimlik yapılmadığı, dolayısıyla tıpçılarımızın felsefeyle çok uğraşmadıklarını, felsefeye felsefeyle ilgilenmediklerini, yani işlerini daha çok teknik bir iş olarak aldıklarını söylüyor. Bunu tabii ki büyük bir sorun olarak alıyor. Çünkü o zaman sadece bir teknik uygulayıcı olmuş oluyor doktorlarımız. Oysa doktorlarımızın hem felsefeyi çok iyi bilmeleri gerekiyor, meslekleri gereği diyor, hem de tıbbın tarihinde, yani hekimliğin tarihinde çok iyi bilmeleri gerekiyor diyor. Ben çok iyi bilmiyorum ama Cündioğlu Türkiye'de yani ciddiye alınır bir tıp tarihi kitabının da olmadığını söylüyor. Yani bütün mesela Ali Haydar Bayat bu konuda bir takım girişimlerde bulundu falan diyor. Ama aslında ciddi bir eser yok bu konuda. Zaten hekimlerimiz de çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar daha çok yani çok ağır söylüyor. Ne diyor? Neyle uğraşırlar? Yani hekimler daha çok ne diyorlarmış? Biz işimize bakalım. Yani felsefeyi bırakalım. Tıp tarihi bizi ilgilendirmez. Hastalıklar bizi ilgilendirir. O zaman işimize bakalım. Yani neymiş işimiz? Hastalar ve hastalıklar. O zaman işte size diyor sıradan, yani kültürsüz, yani hoş ve boş bir doktorun muhakeme düzeyi. Yani tıp tarihinden ve tıp felsefesinden en azından yoksun olan bir tıpçının yaklaşmış olduğu, sergilemiş olduğu yaklaşım budur diyor kendisi. Ve sonunda tabii ki ne diyor? Hekimin karşısında duran hasta olarak duran bir insandır. Yani sadece işte kemikleri olan, sinir sistemi olan vesaire değil, bir psikolojisi de olan bir varlık var karşısında. Dolayısıyla hekimin aynı zamanda hakim olması gerekir. Yani yargılayabilmesi gerekir. İnsanın özünü bilebilmesi gerekir diyor. Ve tabii ki bundan dolayı da hekimlerimizi felsefeyle ilgilenmeye, hatta yani daha ileri gidiyor aslında, filozof olun diyor. Mesleğiniz gereği sizler filozofsunuz. Çünkü eski hekimlerin hepsi, ilk hekimlerin hepsi aynı zamanda filozoflar. Hatta büyük filozoflar. Bu yarılmayı bir sorun olarak görüyor. Bu Türkiye'den gelen bir ses. Birazcık interneti falan karıştırırken başka dillerde bu konuda neler var diye baktım. Sonra bir Alman tıpçıyı buldum. Thomas Bohrer, kendisi Viyana'da yapılan bir tıp ve felsefe başlıklı bir konferansta konuşma yapıyordu. O da Almanya'da benzer bir gelişmenin olmasından yakınıyor. Tıp diyor gittikçe ticarileşiyor ve hasta artık insan olarak algılanmıyor, hastalık olarak algılanıyor ve sadece bakıma muhtaç bir hasta. Dolayısıyla tıp artık veya gittikçe ticarileştikçe, ekonomikleştikçe diyor kendisi, yani işin içerisine para girdikçe insanın değeri gittikçe azalıyor ve dolayısıyla aslında hasta, yani şifa arayışı içinde gelen hasta sadece ekonomik kaygılardan dolayı ilgilenen bir tıpçının elinde para kaynağı olarak görünmeye başlanıyor diyor. Ve size bir Almanya'dan, bir Türkiye'den getirdim ki yani mesele, burada konuşacağımız mesele veya Cündioğlu'nun işaret etmiş olduğu mesele sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Bu anlaşılan Almanya gibi bir ülkede de konferans Viyana'da yapılıyor, Avusturya'da yani.
Demek ki mesele uluslararası bir mesele ve eğer bu gözlem doğruysa bir bilim olarak, hem bir meslek olarak, hem bir akademik disiplin olarak, hem bir bilim olarak tıbbın demek ki gittikçe içi boşalıyor. Ve tıbbın içinin boşalması da anladığım kadarıyla tıp felsefeden ne kadar uzaklaştırılırsa, tıp felsefeden ne kadar uzaklaştırılırsa tıbbın içi o kadar boşalıyor. Bu konuşmada size ben bu ilişkinin nasıl olduğunu, birazcık eskilere bakaraktan nasıl olduğunu ve bugün nasıl olması gerektiği konusunda birkaç öneride bulunacağım arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de tıp ve felsefe başlığı altında konuşma yaptığımız zaman iki büyük isim var burada veya iki önemli isim var. Birisi Sibel Öztürk Güntöre, diğeri ise Osman Elbek. Tanıyan var mı bilmiyorum. Eski mesleği arkadaşımız. Evet. O her iki hocamızın da birer tane yazısı var. Tıp ve felsefe başlıklı yazısı. Sibel Hoca daha sonra yazısını kitaba dönüştürmüş. 2 yıl önce yayınlanmış kitap. Ama kitabı edinmek mümkün değil. Baskısı bitmiş kitabın. Her iki hocamız da durumu anlattıktan sonra yani güncel durumu anlattıktan sonra her iki biliminde felsefenin ve tıbbın ve felsefenin birbirlerine neden ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Hatta size bilmiyorum okumam gerekir mi yazılarından bir pasaj falan ama tıbbın kökenine felsefeyi yerleştiriyorlar. İnsanlık tarihinde felsefe mümkün olduğu için tıp mümkün oldu diyorlar. İsterseniz Osman Hoca'dan hepiniz tanıyorsunuz Antepli olduğu için belki de buradan bir yorumlayaraktan size bir pasaj okuyayım arkadaşlar. Şimdi 3 uygarlıktan bahsediyor burada Osman Hoca. Bunlardan bir tanesi Mezopotamya, diğeri Mısır, üçüncüsü ise Yunan. Mezopotamya'da ve Mısır'da tıp daha çok dini içeriğe sahip olan bir şey. Orada daha çok hastalıkların nedenleri doğaüstü güçlere atfediliyor. Dolayısıyla işte hasta olduğu zaman birisi onu hastalıktan kurtarmak için kurbanlar kesiliyor vesaire. Bu yaklaşım Yunan uygarlığıyla beraber değişti. Yunan uygarlığında yani bir Yunan düşünce tarihinde mitostan yani efsanevi anlatımdan logosa yani bilimsel anlatıma, akla dayanlı anlatıma geçiş söz konusu. İşte o aynı zamanda bir yerde Hipokrat'ın tıpçı olarak ortaya çıkmasına temel oluşturdu diyor. Bahsetmiş olduğu şey eski Yunan tarihinde milattan önce 7. yüzyılda olan bir şey. Yani Thales ismini bilen var mı bilmiyorum. Thales'in bir yerde başlatmış olduğu bir şey bu. Yani doğayı doğaya içkin açıklamak gerekir. Doğayı yine doğanın kendisinden hareketle, gözleme dayanaraktan, araştırmaya dayanaraktan, hesaba dayanaraktan açıklamak gerekir diyerekten bir yerde insanlığın düşünme tarihinde bir yeni bir evre başlatıyor. Ve ondan sonra da 200 yıl sonra yani milattan önce 5. yüzyılda da Hipokrat gibi veya Hipokrates gibi bir tıpçı ortaya çıkıyor. Böylelikle benzer şeyler, cümleler şeyde de var. Sibel Hoca'nın yazısında da var. Şimdi onu buraya şey yapmayayım size. Arada aynı şekilde Mısır'a ve Mezopotamya'ya gönderme yaptıktan sonra Yunan uygarlığına gönderme yapıyor. Hipokrates'e gönderme yapıyor. Ve diyor ki insan doğa güçleri karşısında kendisini zayıf hissettiği için
korkular içerisinde yaşayan insandı, inançla yaşayan insandı vesaire diyor. İşte felsefe bir yerde neyi öğretti? Sorular sormayı öğretti. Daha doğrusu doğru sorular sormayı öğretti. Doğru sorular da dolayısıyla bilgi edinmenin ön koşuluydu. İnsan doğru sorular sorup bilgi edindikçe, yani doğaya ilişkin bilgisi arttıkça doğa karşısındaki korkusu da gittikçe ne oldu? Azaldı. Bilgisi arttıkça bir yerde doğal süreçleri anlamaya, doğal süreçleri kontrol etmeye başladı diyor. İşte bu sürecin sonunda da zorunlu olarak bir gün felsefe kurulduktan sonra tıbbın da kendisini bilim olarak kurması gerekiyor diyor. Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla insanlık tarihi kadar eski tıp. Bu o zaman tıpta yeni bir şey başlıyor, bir evre başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu başlayan evre neyle ilgili? Şeyin Hipokrates'in Kos adasında, İstanköy adasında biliyorsunuz merkez orası oluyor. Antik çağdaki tıp merkezi ve orada olan kitapların hepsine ne diyorlar? Corpus Hippocraticum diyorlar şeye. O eserlerinden hareketle Alman tıp tarihçisi ve hekimi Hipokrates'i anlatıyor bize. Hipokrates önceki tıpçılardan daha çok sihire, büyüye, inanca dayalı tıbbın yerine bilimsel tıbbı geçirdi diyor. Hiçbir zaman için hiçbir hastalığı örneğin doğaüstü güçlere gönderilerekten açıklamayı tercih etmedi. Tam tersine örneğin antik Yunan'da kutsal ilan edilen bir takım hastalıklar varmış. Bunlardan bir tanesi de epilepsi. Hepsi epilepsi karşısında kutsal diyorlarmış. Yani o durumda da genellikle işte kurbanlar kesiliyor vesaire vesaire. Ya tanrıların kızgınlığı gider önce öyle gibi falan. Bu türlü şeyleri Hipokrates o zamanlar hastalık karşısında hekimin bir çareliği olarak görüyor. Fakat hekim bunu tamam bu hastalığı bilmiyorum, nasıl tedavi edeceğimi de bilmiyorum, ne olduğunu da bilmiyorum demek yerine sorumluluğu tanrılara yükleyerekten işten kurtulmaya çalışıyorlar diyor. Ama doğru olan bu değil. Doğru olan nedir? Doğru olan eğer bir hastalık bilinmiyorsa bilinmediği tespit edilir ve o hastalık gözleme dayalı olarak, empirik olarak, araştırılarak da o alanda bilgi edinilerek de yavaş yavaş hastalığın sırrına erilmeye çalışılır. Yoksa bir takım doğaüstü güçlere dayanaraktan açıklamaya çalışmak şey yapmaz, sorunu çözmez diyor. Dolayısıyla Hipokrates'in eserlerinin derlenmiş olduğu metni Corpus Hippocraticum'u yorumlayan Werner Golder isimli tıp tarihçisi o şöyle diyor: Hipokratçı tıp rasyonel bir bilim olarak tanımlanıyor. Yani Hipokrat tıbbı rasyonel bir temele oturttu diyor. Kendisi de daha öncekiler gibi örneğin Mısır'da veya işte Mezopotamya'da olduğu gibi bir ruhban sınıfından geliyordu. Fakat diğerlerinden farklı olarak ruhban sınıfının mirasını, düşünme tarzını olduğu gibi sürdürmek yerine içinden gelmiş olduğu sınıfın düşünme tarzını bir yerde Talesçi veya biz İonya rasyonalitesi diyoruz buna. Yani Miletos merkezli, Efes merkezli düşünme tarzını temel alarak da tıbbı bilimselleştirmeye çalıştı. Yani masal anlatmak yerine veya mesela kimler var başka, yani büyücülük yapmak yerine, sihirbazlık yapmak yerine veya mesela kimler var, doğa filozofları bir takım hastalıklar söz konusu olduğunda
sonunda onu bir nedene indirgemeye çalışan doğa filozoflarının karşısına diyor Golder, doğa bilimini koydu. Sihir ve büyünün karşısına da empirik yöntemi koydu. Yani gözlem, deney vesaire onları koydu diyor. Bunlar Hipokrates'te nasıl çalışıyor ve burada felsefe nasıl işliyor ona işaret edeceğim. Şimdi yavaş yavaş tıbbın içerisinde felsefenin nasıl işlediğine geliyor. Aslında başlamış da durumda. Birincisi mesela Hipokrates Hegel tarafından, Alman filozofu Hegel tarafından ne olarak tanımlanıyor? Herakleitosçu filozof olarak tanımlanıyor. Biz tıpçı diyebiliyoruz, tıpçı diyoruz, hekim diyoruz, onu Hipokrat diye birinden falan dolayı biliyoruz. Eserlerini bilmediğimiz için tıpçı diyoruz. Kendisi gerçekten de sağlıkçı. Ama ağırlıklı olarak da hekimlik yapıyor. Fakat bir filozof gibi hekimlik. Hekimlik yaparken filozof gibi bakıyor. Hekimlik yaparken bir filozof gibi düşünüyor. Şimdi belki de Hipokrates'e biraz böyle yakından bakınca bir filozof gibi düşünen hekim olmak ne demek veya bir filozof gibi bakan hekim olmak ne demek? Bunu Hipokrates'ten bu konuşmamı hazırlarken yapmış olduğum araştırmalar sonucunda öğrendim açıkçası. Az buçuk kendimi de doktor gibi hissetmeye başladım. Birkaç kavrama hakim olunca. Evet. Şimdi her şeyden önce Hipokrates mesela ruhban sınıfından geliyor. Önceki doğa filozoflarını eleştiriyor. Büyücüleri eleştiriyor vesaire. Ama basit bir şekilde onları bir tarafa atmıyor. Onların biriktirmiş olduğu yıllarca her ne kadar sihirle, büyüyle vesaire spekülatif felsefeyle çalışmış olsalar da şunu görüyor. Eğer ben bugün tıp tarihinde, hekimlik tarihinde yeni bir evre açabiliyorsam onların sağlamış olduğu birikim sonucu oluyor. Onlar yani sihirciler, büyücüler, spekülatif filozoflar olmasaydı aslında benim bugünkü olduğum şekilde filozof olmam mümkün değil diyor. Dolayısıyla basit bir şekilde hadi onları bir tarafa bırakalım, unutalım demiyor. Ne yapıyor? Onların deneyimlerini, bilgi birikimlerini değiştirerekten, dönüştürerekten yeni kurmaya çalışmış olduğu tıbba aktarıyor. Mesela Golder burada havayla mesela, yani teneffüs ettiğimiz havayla havadan hareketle bir örnek veriyor Hipokrates'in nasıl çalıştığı konusunda. Diyor ki eskileri mesela hava söz konusu olduğunda hava işte biliyorsunuz yani nefes, yani nefes vermek vesaire var böyle şeyler. O neyle ilişkilendiriyor? Ruhla ilişkilendiriyor, canla ilişkilendiriyor vesaire diyor. Ve onda hep bir doğaüstü güç var sanki diyorlar. Hava deyince yani nefes vermek falan. O mesela o bütün hava kavramını bütün o doğaüstü güçlerden arındırıyor. Bakın hava kavramından vazgeçmiyor. Ve oradaki saklı olan o ruh, can gibi kavramları da bir tarafa atmıyor. Havayla canı ilişkilendirerekten ama havayı doğal bir olgu olarak barındırıyor veya sürdürüyor. Bakın kavramı değiştirirken, dönüştürürken ne yapıyor? O daha rasyonel, bilimsel temellere oturturken kavramı metafiziksel diyelim veya o büyüye vesaire dayalı olarak orada birikmiş olan mistik şeyleri, gizemli şeyleri kavramdan ayrıştırıyor, bir tarafa bırakıyor ama kavramı kurtarıyor. Ve kavramla, yani hava kavramıyla can ilişkisinden vazgeçmiyor. Yani buna biz felsefede kapsayarak aşma diyoruz. Yani basit bir şekilde bir tarafı itmek değil. Zaten burada aslında Hipokrates Herakleitosçu olduğu için eleştiri kavramıyla çalışıyor. Felsefede eleştirmek demek diğerini yerden yere vurmak demek değildir. Felsefede eleştirmek demek
diğerinin söylediği sözde veya sergilemiş olduğu tavırda ne kadar olumlu şey varsa üstlenerekten eleştirmek demektir. İşte şeyde Hipokrates de Herakleitosçu olduğu için bunun ne anlama geldiğini biraz daha çok açacağım. Ne yapıyor? Basit bir şekilde bir tarafı itmek yerine, yani yıkmak yerine birikmiş olan mirası yeni döneme kurtarmaya çalışıyor. Rasyonel bir temel oturtaraktan, bilimsel bir temel oturtaraktan yeni döneme, tıbbın yeni dönemine, bilimsel dönemine aktarmaya çalışıyor. Burada işte Herakleitos aslında eleştiri yapmanın ne olduğunu felsefeden öğreniyor arkadaşlar. Eleştirmek, kapsayarak aşmak demek. Yani diğerini kendinde barındıraraktan, kendine kataraktan aşmak demektir. Yani eleştirmek demek bir yerde bu demektir. Şimdi Hipokrates Herakleitosçu dedim size. Şimdi bunun ne anlama geldiğini sormak gerekir. Neden Hegel basit bir şekilde Hipokrates'e tıpçı demiyor veya hekim demiyor? Özellikle Hipokrates'in öğrencisidir diyor veya Hipokrates onun hocasıdır diyor. Hatta şey diyor, Hipokratesçi bir filozoftur diyor. Bakın hekim demiyor, Hipokratesçi bir filozoftur diyor. Şimdi pardon, Herakleitosçu bir filozoftur diyor Hipokrates için. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İşte yeni dönemdeki, yani Hipokrates'le başlayan yeni dönemdeki tıbbı anlamak için şeye bakmak gerekiyor. Herakleitos nasıl düşündü? Çünkü onun felsefi düşüncesi aktarılıyor burada. Şimdi antik Yunan felsefesi anlatıldığında iki kavramdan bahsedilmeden anlatılamaz. Birisi logos kavramı, akıl anlamına geliyor, söz anlamına geliyor ama aynı zamanda mantıklı düzen anlamına da geliyor. Mesela Herakleitos doğada logos var diyor, doğada bir düzen var, yani mantıklı bir düzen var, insanın kendi mantığıyla anlayabileceği bir düzen var diyor. Bir de nedir? Diyalektik. Şimdi aslında bütün tıpçılar içgüdüsel olarak birer diyalektikçidir. Neden diyeceksiniz? Şöyle diyeyim size, neden içgüdüsel bir diyalektik kavramını bilmeseniz bile zorunlu olarak diyalektikçisiniz. Çünkü karşınıza hasta geliyor, hastalığın içerisinden sağlığı çıkartmanız gerekiyor. Yani hastalığı ve sağlıklı durumunu beraber düşünmek zorundasınız ve aynı zamanda nasıl düşünmek zorundasınız? Hastanın iyileşebilmesi için bir süreç gerekiyor. Yani diyalektik demek zıtların birliği demek. İki zıt birliğin, niteliğin bir arada bulunması. Nedir? Hastalık ve sağlığın bir arada bulunması. Zaten hasta insanın hasta olması sağlığın içerisinde hastalık olduğu için mümkün. Aynı şekilde yani hastalığın içerisinde sağlık olmasaydı tıpçılara hiç gerek kalmazdı. Yani tıpçılar bir şey yapamazdı. Dolayısıyla bütün tıpçılar sağlığı ve hastalığı beraber düşünmek zorunda oldukları için meslekleri gereği birer diyalektikçidir. Hatta filozoflar belki de tıpçılara bakarak da nasıl çalıştıklarına, nasıl karar verdiklerine bakarak da pekala onlardan diyalektik felsefenin nasıl uygulandığını görebilirler, öğrenebilirler ki bunu Hipokrates'ten görüyoruz ve öğreniyoruz. Şimdi nitel olarak birbirinin zıttı olan iki şeyin bir arada olması demek şu anlama geliyor. Yani hastalık durumu ve sağlıklılık durumu. Bunun ikisi birden var canda. Eğer bir insan hasta ise onun sağlıklı olabilmesi için bizim süreçsel düşünmemiz gerekiyor. Yani bir nitel durumdan diğer nitel duruma geçiş. Ne var? Onun ikisinin arasında süreç var. Buna biz süreçsel düşünme diyoruz. Bakın zıtların birliğini düşünmek. Bunu hepiniz mesleken yapıyorsunuz.
ve süreçsel düşünmek. Bunu da hepiniz mesleken yapmak zorundasınız. Ve tam da işte şey, Hipokrates Herakleitos'tan bunu öğreniyor. Yani mesela o zamanlar bir sürü farklı felsefi düşünme tarzları var. Onların içlerinden Herakleitos'u seçiyor. Çünkü tıbbın rasyonel temele oturmasının tek koşulunun ancak o felsefeyle, yani diyalektik felsefeyle mümkün olduğunu düşünüyor kendisi arkadaşlar. O zaman şimdi hasta olma durumundan sağlıklı olma durumuna geçiş bir süreç olayı ve o süreç içerisinde ne vardır? Biz ona nicel nitel diyalektiği diyoruz. Yani hasta bir insanın yavaş yavaş iyileşmesi gerekiyor ve birdenbire sağlığına kavuşuyor. Sağlık, yani hastalığı geride bırakmış oluyor. İşte bu nicel birikimin nitel değişime, yani hastalıklı durumdan sağlıklı duruma geçme demek arkadaşlar. İşte diyalektik bir yerde, diyalektik bu ve hepiniz bunu içgüdüsel olarak uyguluyorsunuz. Mesleğinizin içerisinde bu halde aslında diyalektik felsefe istemediğiniz kadar var. Mesela bunlardan bir tanesi, dediğim gibi, bu süreçsel düşünme, zıtların birliğiyle düşünme ve nicelin nitele dönüşmesi. Yavaş yavaş hasta insanın sağlıklı duruma gelmesi. Sağlıklı duruma geldiği zaman artık hasta değil. Hasta nitel olarak değişmiş durumda ve sağlıklı olmuş durumda. İşte bu nedir? Nicel birikimin yavaş yavaş sağlığından sağlığına kavuşup sağlıklı olma durumunun oluşması. Bu işte nicel birikimin nitel değişime dönüşmesi oluyor. O zaman özetleyecek olursak arkadaşlar, şimdi diyalektiğin içerisinde şöyle bir şey var. Bugün Mustafa Hoca ile konuşurken söyledi bana, benzer bir şey söyledi. Bütünlüğün diyalektiği diyoruz biz buna. Bütünlükten kastedilen şu, çokluğun birliği. Yani şimdi çokluğun birliği deyince belki ilk bakışta bir şey anlaşılmayacak ama denmek istenen şu, Herakleitos diyor ki doğada da aynı düzen var, toplumda da aynı düzen var, düşüncemizde de aynı düzen var. Farklı farklı biçimlerde de olsa aynı düzen var. Düşünce sistemimizin kendi içerisinde bir birlik var. Bunu sağlayan logos bir düzen. Toplumun içerisinde bir düzen var. Bunu da sağlayan logos. Aynı şekilde doğada hakim olan yasalar da var. Onu da sağlayan logos. Ve bu üç alanın, doğanın, toplumun ve düşüncenin, hatta duygu ve düşüncenin demek belki daha uygun olur. Bütün bu alanın hepsini birini diğerini indirgemeden, yani düşünceyi düşünce olarak bırakaraktan, doğayı doğa olarak bırakaraktan, toplumu toplum olarak bırakaraktan birliğinin sağlanması. İşte bu birlik ancak ve ancak diyalektik olarak düşündüğümüz zaman mümkündür. Ki mesela Hipokrates bunu nasıl yapıyor? Hastayı tedavi ederken hastanın hastalığını teşhis ettikten sonra o hastalığın nedenini araştırırken basit bir şekilde sadece insanın, yani hastanın vücuduna bakmıyor. Hekimlere diyor ki, kendisinin yetiştirmiş olduğu hekimlere, gidin bu insanın yaşamış olduğu doğal çevreyi araştırın. Örneğin mevsimleri araştırın. Örneğin insanların yaşamış olduğu koşullarda teneffüs ettikleri havayı araştırın. Yani insanların içinde bulundukları doğal koşulları araştırın. Eğer bir takım hastalıklar varsa diye. Şimdi aklıma şu geldi, bunun üzerine düşünürken aslında Hipokrates'ten hareketle bugün Türkiye'de müthiş bir çevre eleştirisi yapabiliriz. Birçok, yani çevre iyi bir şekilde, birazcık iyi bir şekilde düzenlense birçok hastalıktan muhtemelen kurtuluruz. Veya o hastalıkların olması daha az olabilir. Dolayısıyla hastalığı teşhis ederken basit bir şekilde sadece ne bileyim işte kalbi dinlemek, ciğeri dinlemek değil, aynı zamanda toplumsal doğal koşullarla beraber düşünmek gerekir diyor ve burada aslında insanı bağlamına yerleştiriyor.
yani bağlamsal düşünüyor. Bütünlük içerisine koyuyor yani şeyi, hastayı hasta olarak anlayabilmek için. Diğer şeyi özetleyecek olursak, nicel diyalektiği dedim size ve süreçsel düşünme, bir durumdan diğer duruma geçiş ve bu şeyde bir durumdan diğer duruma geçiş arkadaşlar böyle çizgisel olarak alınmaması gerekiyor. Yani basit bir şekilde hasta durumundan sağlıklı duruma geçmiyor. Ne var orada? Küçük küçük şeyler var, iyileşmeler var ama bazen pat diye geri düşebiliyor. Yani baştan ki başlangıca geri dönmüş gibi. Ona biz çöküş diyor mesela felsefede. Yani bu şeyin içerisinde bir durumdan diğer duruma geçiş, yani ilerleme olurken bir sürü içerisinde çöküş de var. Hasta yani bir adım ileri atıp bazen iki adım geri atabiliyor vesaire. Bunları muhtemelen siz meslek hayatınızda sürekli gözlüyorsunuzdur. İşte biz buna çöküşün içerisinde çöküşle ilerleme veya çöküşün içerisinde ilerleme. Zaten çöküş olmadan, yani bir durum çökmeden diğer duruma geçmek, ilerlemek mümkün değil. İşte şey, Herakleitos buna işaret ediyor. Şeyler, logos kavramıyla ve Hipokrates de bunu olduğu gibi tıbba aktarıyor ve kendi öğrencilerine bunu öğretiyor arkadaşlar. Şimdi antik çağın diğer büyük filozofu ve aynı zamanda tıpçısı Aristoteles. Aristoteles genellikle ahlak felsefecisi, metafizikçi olarak, siyaset felsefecisi olarak bilinir falan. Ama şeye baktığınız zaman Aristoteles'in geride bırakmış olduğu eserlere baktığınız zaman %75'i doğa üzerine. Hatta biyolojinin kurucusu, biyolojiyi kurmakla antik çağda Hipokrates'ten sonra tıp bilimine en çok katkıda bulunan insan olarak anılır. Şimdi Aristoteles'in babası hekim biliyorsunuz. Makedon kralı Filip'in sarayında çalışan birisi. Kendisi de hatta Atina'da birkaç deneme yapıyor, ameliyat falan girişimler oluyor. Sonra kendisine bundan dolayı şarlatan falan dendiği de oluyor ama tabii ki şarlatan değil. Yani olmadığını biliyor. Şimdi felsefeyle tıp ilişkisine baktığımız zaman Aristoteles'ten ne öğrenebiliriz? Yani Hipokrates'le Aristoteles'e alın, bakın bugüne kadar onların yaptığı şeyleri biz yapmaya devam ediyoruz aslında. Yani aradan 2500-2600 yıl geçmesine rağmen onların yaptığı şeyi yöntemsel olarak birçok şeyi tekrarlıyoruz. Aristoteles diyor ki her bilim genel olmak zorunda. Tıp bilimi de genel olmak zorunda. Yani mesela diyelim yine herhangi bir salgın hastalığını alalım mesela. Bunu ne olduğuna tıp bilim açısından teşhis koymamız gerekirse genel bir belirleme yaparız. Budur veya şudur diye genel bir belirleme yaparız. Fakat diyor, genel belirleme yapmak bizi genel olarak, en fazla genel olarak yönlendirebilir. O şeyin, hastalığın genel olarak ne olduğunu bilmek, her bir tekil durumda onun olduğu gibi hastaya uygulanması anlamına gelmiyor. Yani bir yerde o evrensel olanın bilinmesi demek aslında o açıdan her bir hastaya kendi durumunda bakmak demektir. Yani mesela ne diyelim, aynı hastalığa sahip olan iki farklı insana pekala benzer semptomlar gösterseler bile farklı ilaçlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla farklı bir terapi uygulamak zorunda kalabilirsiniz diyor. Bu nedenle arkadaşlar tıp bilimi bilim olduğu için, yani bilim demek kavramlarla çalışmak demektir. Ne bileyim mesela tüberküloz dediğimiz zaman hepimiz aklına bir kavram gelir mesela. Tüberküloz şudur vesaire deriz. Ama tüberkülozun her bir insanda görünüş tarzı farklıdır.
her bir insanın kendine kendisinde oluşmuş olan tüberküloza karşı örneğin hekimin müdahale edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Her bir hastaya kendi özgünlüğüne bakması gerekiyor. Yani genel bir şeyden hareketle değerlendirme yaparaktan, hastanın özgün halini, durumunu belirlemeden onu iyileştirmeye kalkarsa muhtemelen yanlış yapmaz ama tedavi sürecini, terapi sürecini gereğinden çok fazla uzatabilir ve belki de gereğinden çok fazla ilaçlar vesaire vesaire harcamak zorunda kalabilir. Veya bazen hiç karşılaşmadığımız bir hastalığı düşünün. İlk defa karşılaşıyoruz. Sürekli olan şey bu. Bugün de muhtemelen sürekli oluyordur. İlk defa karşılaştığımız ve çok nadiren görülen hastalık türleri var. Her bir kişiden ancak yani çok çok nadiren görülen şey. O teker teker kişilerden bizim genele gidebilmemiz gerekiyor. Bir kişi de vuruyoruz, iki kişi de vuruyoruz, üç kişi de vuruyoruz. Ne yapıyor? Gözlemimiz ve deneyimimiz arttıkça genel bir ne oluşuyor bizde? Yargı oluşuyor, bir kavram oluşuyor. Örneğin tüberküloz ilişkin diyelim bir kavramımız oluşmaya başlıyor. Şimdi Aristoteles ise bir hekimin böyle çalışması gerekiyor diyor ve burada aslında Aristoteles'in çalışmış olduğu kavram, iki kavram var. Bir evrensel kavramı veya tümel kavramı ve tikel kavramı. Yani her tıpçı aslında hastasını tedavi etmek istiyorsa ki bunu hekim olması gereği zaten yapıyor, yapmak durumunda her bir hastasına özel olarak davranmak zorundadır. Dolayısıyla zihninde hep bir genel kavram vardır hastalığa ilişkin ama karşısında özel bir insan duruyor. Dolayısıyla her bir hekim ister farkında olsun ister farkında olmasın tümel kavramıyla ve tikel kavramıyla çalışmak zorunda. Dolayısıyla felsefe yapmak zorunda. İyi bir filozof gibi düşünmek zorunda. Yani ister filozof olsun ister olmasın mesleği onu tikeli ve tümeli veya tümeli ve tikeli beraber düşünmeye itiyor. Yani o zaman tikel veya tümel ilişkisini nasıl kuruyorlar? Şöyle diyelim, farkında olalım olmayalım. Eğer bir tümel kavramından hareketle hastamıza baktığımız zaman şöyle düşünüyoruz. Bu genel olarak bildiğimiz hastalık bu kişide nasıl vücuda gelmiş? Tikelleşmiş yani. Buna bir şey diyoruz. Tümelin içerisinden tikeli kavramak diyoruz. Veya tersinden düşünün. Teker teker nadir karşılaştığımız bir hastalıkla uğraşıyoruz. Deneyimlerimiz birikiyor, kavramlarımız oluşuyor. Burada ne yapıyoruz biz? Tikelin içerisinde, örneğin doğan göçmenin herhangi bir hastalığı olsun diyelim. Onun içerisinde karşılığında doğan göçmen özel bir birey olarak bulunsa da onun içerisinde biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Geneli bulmaya çalışıyoruz. Bu da aslında buna biz tikel tümel diyalektiği veya evrensel bireysel diyalektiği diyoruz. Bütün tıp da aslında bütün hekimler de bu iki kavramla çalışmak zorunda. Dolayısıyla tıbbın içi de dışı da aslında arkadaşlar ister isteyelim ister istemeyelim şey dolu, felsefe dolu. Ve farkında olalım olmayalım sürekli bir şekilde felsefenin araçlarıyla çalışıyoruz aslında. Zaten onu yapmasak, felsefenin araçlarıyla çalışmasak, yani bir iyi bir filozof gibi, hatta iyi bir diyalektikçi gibi düşünüp davranmasak tek bir hastayı bile iyi etmemiz mümkün değil. Yani tikelin içerisinde tümelin keşfedilmesi veya tümelin bir kişide nasıl vücuda geldiğini düşünmeden, saptamadan şey yapmamız, hastamızı iyileştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz diğer kavramların yanında, zıtların birliği dedim, nicel nitel dedim, süreçsel düşünme dedim, çöküş ve ilerleme dedim. Şimdi burada ne var? Tikel tümel diyalektiği. Yani tam da Hipokrates'in ve Aristoteles'in başvurmuş olduğu yöntemler. Şimdi ben size başka bir kavram çiftinden daha bahsedeceğim. Şimdi bunu yaparken de şeyi değiştireceğim. Kültürel coğrafyayı İbn Sina'ya geçeceğim. İbn Sina ne diyordu? Teşhis ve tedavi diyordu. İbn Sina iyi bir Aristotelesçi biliyorsunuz.
İyi bir Aristoteles öğrencisi, hatta şöyle diyelim, Arapça yazan Aristotelesçi bir filozof. Aristoteles'in düşünme tarzını Arap dünyasına, İslam dünyasına aktarmaya çalışıyor. Böylelikle yani Hipokrates'in bir yerde Yunan dünya düşünce dünyasında yaptığını İbn Sina Arap düşünme dünyasında yapmaya çalışıyor. Yani Arap dünyasında, İslam dünyasında tıbbı bilimsel veya rasyonel temele oturtmaya çalışıyor. Şimdi ne diyor? Teşhis ve tedavi. Teşhis koymanın, öğle yemeğinde Mustafa'yla biraz sohbet ettik bu konuda. Teşhis koymak demek arkadaşlar, görünürde olanla işe başlamak demek. Bazen hatta görünüşte olanla işe başlamak demektir. Yani bir semptoma bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu semptomun aslında şöyle bir şey olması gerekir diyorsunuz ama ya bunun deneyimlerden hareketle bunun bu şekilde görülmesi mümkün değil diyorsunuz ve yani sanki size görünüşte öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Yani ama o semptomla siz yine de çalışıyorsunuz, üzerine düşüyorsunuz, araştırıyorsunuz ve o semptomun gerçek anlamda neyin görünümü olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bakın üç kavram kullanıyorum şimdi. Görünüş, görünüm. Görünümü bulduğunuz zaman da neyi bulmuş oluyorsunuz? O görünümün yansıdığı şeyi, tarzı, yani özü bulmuş oluyorsunuz. Bir hastalığın özünü bulmuş oluyorsunuz. Öz kendisini gösteriyor. Herhangi biçimde gösteriyor. Mesela ne bileyim, nefes darlığı diyelim. Nefes darlığı neye işaret ediyor? Yani astmaya işaret edebilir, başka şeylere işaret edebilir. Ama diyelim ki nefes darlığı astmaya işaret ediyor. Astmayı teşhis ettiğiniz zaman o hastalığın özünü bilmiş oluyorsunuz. Yani kavramına ulaşmış oluyorsunuz. Kendisini nasıl gösteriyor astma? Nefes darlığı biçiminde gösteriyor veya kriz biçiminde gösteriyor. İşte burada teşhis konuluyor. Konulan teşhisin doğruluğu, yanlışlığı, yani görünüşte mi öyle yoksa gerçekten hastalığın yansıma biçimi midir bu? Yani kendisini hasta olduğu gibi mi gösteriyor yoksa yanıltıcı yanları var mı? Semptom bize doğru yolu gösteriyor mu diyoruz. Ama işe yine de ne yapıyoruz? Oradan başlıyoruz ve sonra yavaş yavaş nereye doğru gidiyoruz? Hastalığın kaynağına doğru, yani özüne doğru gidiyoruz ki çünkü tedavinin oradan başlaması gerekiyor aslında. Hepiniz yapıyorsunuz zaten. Önce semptomlarla olaya müdahale ediyorsunuz. Örneğin diyelim ki astma hastalığı var, kriz geçiriyor. Muhtemelen boğulacak, belki de ölecek. Önce semptoma müdahale ediyorsunuz. Ondan sonra ne başlıyor? Uzun süreli bir tedavi başlıyor. Yani, görünüşle görünüm birbirine çok yakın şeyler. Evet, görünüşte olanla, yani sanki öyleymiş gibi görünen anlamında söylüyorum. Görünüm ise hastalığı olduğu gibi yansıtan anlamında. Örneğin eğer bir nefes darlığı varsa ve bu nefes darlığı gerçek anlamda astmaya işaret ediyorsa o da astmayı olduğu gibi gösteriyor demek. Ama başka durumlar olabilir. Görünüşte mesela bir nefes darlığı yaşanabilir ama bu havadaki mesela bir takım tozlara tepki olabilir. O zaman sanki yani astma diyoruz ama astma değil. Yani onun için görünenle öz arasında bir uyuşmazlık varsa görünene biz görünüş diyoruz. Görünen ile öz arasında bir uyum varsa görünüm diyoruz. Yani öyle bir şey var. Bakın burada ben bir hasta olarak hekimime gittiğim zaman, yani size geldiğim zaman sizin önce bir bakmanız gerekiyor ve teşhis koymanız gerekiyor. Koymuş olduğunuz teşhisin doğru mu yanlış mı test etmeniz gerekiyor sürekli bir şekilde ve yavaş yavaş hastalığın kaynağına inmeniz gerekiyor. İşte burada üç kavramla çalışıyorsunuz. İster bilin kavramları, ister bilmeyin. Öz, görünüm ve görünüş kavramları. Bakın İbn Sina bize önce teşhis sonra tedavi derken tam da bu üç kavramı şey yapıyor. Bu üç kavramın farklı biçimlerde, adı farklı biçimlerde konusu da Aristoteles'te var bunlar. Dinamis ve energia kavramları var mesela.
görünüş kavramını biz modern felsefeyle ekledik bunu ama orada İbn Sina dinamis ve enerjiye kavramlarıyla çalışıyor. Teşhis, enerjiye yani görünen ve dinamis şey olan, potansiyel olana köke gitmek. Bu iki kavramla çalışıyor. Gördüğünüz gibi İbn Sina bunu Aristoteles'i çok iyi bildiği için bilerek yapıyor ama biz mesela felsefeden hiçbir felsefe dersi almasak da teşhis koyup tedaviye başladığımız zaman felsefenin bu iki kavramıyla çalışıyoruz. İçgüdüsel olarak iyi bir filozof gibi yani iyi bir diyalektikçi filozof gibi çalışıyoruz aslında arkadaşlar. Şimdi çok sizleri çok fazla şey yapmak istemiyorum. Cuma akşamı olduğu için başka programlarınız da vardır muhakkak. Zaman ayırıp gelip beni dinlemenin zaketinde bulunduğunuz için çok çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi Hipokrates'e geri dönmek istiyorum ve Hipokrates'in çevreye bakın. Yani hastanın neden hastalandığını keşfetmek için sadece onun vücuduna, bedenine değil de çevreye de bakın. O zaman muhtemelen hastalığın kaynağı vücutta değildi de dış dünyadadır örneğin. O zaman o hastanın veya insanın bulunmuş olduğu dış dünyayı sağlıklı bir şekilde düzenlemek gerekir. Şimdi şifa kitabının kaç ciltli olduğunu ben şimdi unuttum ya 18 ciltli ne falan ya bayağı bir 12 ciltli, 18 ciltli, 14 ciltli olabilir. Ama benim için burada kaç ciltli oldu değil de şey önemli. İçinde metafizik var, mantık var, doğa var. Yani bütün bilim alanlarını kapsayan bir ansiklopedi yazıyor sanki ve üstüne şifa kitabı yazıyor. Ne kadar kapsamlı düşünüyor. Bakın sağlıklı durumu. Yani hastayı iyileştirmek demek sadece ona iyi ilaç vermek değildir veya hastayı tedavi etmek değildir. O aslında yapılabilecek ilk müdahalelerden birisidir. Hastayı gerçek anlamda şifaya kavuşturmak demek, dış koşullara da bakmak demektir. Yani toplumsal koşullara ve doğal koşullara da bakmak demektir. Hastaların teneffüs ettiği hava, içinde yaşadıkları toplumsal durum, sıkıntılar vesaire, onlara da bakmak gerekir diyor. Yani Hipokrates daha sonra Marx'ın kullanmış olduğu bir şey var, tabir var. Doğayla insan arasındaki ilişkiyi betimlerken Marx diyor ki insan doğayla kendi arasında sürekli bir madde alışverişini örgütlemek zorunda. Yani yediğimiz, içtiğimiz işte su, çay vesaire buna bir madde alışverişi diyor. Hipokrates çevreye bakın derken aslında tam da bunu işaret ediyor. İnsanın doğayla olan ilişkisini bir madde alışverişi olarak düşünüyor. Çok teşekkür ederim. Almıştım burada vardı. Yediğimiz, içtiğimiz her şey doğrudan sağlığımızla alakalı olan bir şey. Şimdi çok ilginç bir şekilde, mesela ben çocukluğumu falan hatırlıyorum. Çok az insan kanser olurdu. Çok çok az insan kanser olurdu. Yani kanser oldukları zaman da yapılacak bir şey olmazdı genellikle, yatırılırdı. Yani ölüme yatırılırdı. Bugün erken teşhis konduğu zaman bir sürü müdahale yapma olanakları var. Canı kurtarabiliyoruz. Hatta nitelikli, kaliteli bir yaşam bile yeniden sunabiliyoruz vesaire. Ama o kadar arttı ki. Müthiş arttı. Yani bilmiyorum kimi sorsak kanser. 3 kişiden biri midir, 4 kişiden yani o çok sık olmaya başladı. Yani bu sıklığın olması basit bir şekilde genlerden filan değildir. Artık zaten genlerden olmadığına ilişkin tıpçılar yine açıklamalar yapıyorlar. Önceden sigaradan, içkiden diyorlardı. Biz inanıyorduk. Sonra genlerden dediler. Şimdi genlerden de vazgeçtiler. Yani genlerin de muhtemelen etkisi var burada ama daha çok çevre. Daha çok çevre. Yani teneffüs ettiğimiz hava nedir? Genetik olarak üzerinde oynanmış şeyler, yiyecek içeceklerimiz ve bolca kullanılan konserve yapmak için, ömürlerini uzatmak için kullanılan kimyasallar.
Yani bir rastlantı değil diye düşünüyorum. Yani baktığımız zaman hastalıklar tarihine baktığımız zaman şimdi 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kanser hastalıklarının oranının gittikçe artması bir rastlantı değil gibime geliyor. Çünkü bütün dünyamız, toplumsal dünyamız, doğal dünyamız her tarafta atomlardan, reaktörlerden vesaire artık ceplerimize de taşıyoruz. Onlar da birer reaktör aslında. Onlardan kaynaklı olarak bir sürü şeyler var. Yani sürekli kanser riskiyle yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında iyi bir doktorun Hipokrates'e tekrar dönecek olursak tam da insan doğa arasındaki madde alışverişinin iyi örgütlenmesi için hastalığın kaynağına inmek istiyorsa ve kaynağını gerçek anlamda kurutmak istiyorsa basit bir şekilde semptomlarla uğraşmak yerine örneğin o zaman bu madde alışverişinin en sağlıklı bir şekilde nasıl örgütlenebileceği üzerine düşünmesi gerekiyor. Çünkü şeyimiz yaşam kaynağımız o. Şimdi diyeceksiniz ya Hipokrates burada hangi kavramla çalışıyor diye soracaksınız. Ben size söyleyeyim. Hipokrates burada doğal çevreyi araştırır derken yaşamın kaynağını aslında işaret ediyor. Ve biz buna şeyde felsefede ontoloji diyoruz. Varlık bilimi yani yaşamı var eden kaynağa bakmak, hastalıklarla mücadele ederken oralara bakmak gerekir diyoruz. Teşhis koymak demek zaten iyi bir bilgi felsefecisi gibi çalışmak demektir. Algı, bilgi felsefesiyle çalışmak demektir. Gördüğünüz gibi yine aslında farkında olmadan bizden belki de daha iyi uygulamada, bizden daha iyi olarak bir filozof gibi çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sona geliyorum, en sona geliyorum. Osman Hoca'ya tekrar döneceğim. Ondan önce ama 17. yüzyılda Robert Boyle var. Oxford Üniversitesi'nde ilk defa böyle büyük kimyasal laboratuvarlar kuraraktan deneyler yapan John Locke'la beraber. John Locke hem hekim hem filozof. Robert Boyle filozof, kimyacı vesaire. Ama tıp bilimlerinde de büyük büyük çok büyük katkıları olmuş ikisinin de. Şimdi Boyle yeni çağla birlikte biliyorsunuz teker teker bilimlerin hepsi felsefeden ayrıldı. Yani özgürleştiler. O özgürleşmeyi yapmaları gerekiyordu. Yani felsefeden ayrılmaları gerekiyordu. Yoksa mesela Boyle'in yaptığı gibi deneyler yaparaktan bilgi toplaması mümkün değil. Felsefenin içerisinde kalsaydı, felsefenin hakimiyetinde kalsaydı, bir takım genel ilkelere dayanaraktan çalışacaktı, empirik deneyleri çok az yapacaktı veya yapamayacaktı. O ayrılma sürecinde nicel bilgi toplamaya başladı. Yani bilgi parçaları. Her bir deney bir bilgi parçasının peşinde koşmak demek. Gözlem vesaire. Ondan sonra bugün mesela benim felsefe öğrenimini görmeye başladığım 90'lı yıllarda bilimcilerden tekrar şöyle bir talep gelmeye başladı. Bizim her birimizin kendi alanında o kadar bilgi birikti ki biz bu bilgi kaosunun içerisinden çıkamıyoruz. Lütfen filozoflar bize yardımcı olun. Yani filozoflar tekrar göreve çağrıldı. Neden? Nicel bilginin değerlenmesi, toplanması, sistematize edilmesi gerekiyor. İşte onu ancak filozoflar yapabilir arkadaşlar. Burada ne var? Deney ve teori var. Deneyler sonucu, gözlem sonucu bilinen teker teker bilgi parçalarının teorik bir çerçevede, sistematik bir şekilde birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. İşte orada ona biz teori yapma diyoruz. Bakın empiri üzerinden, deney üzerinden biriken bilgi parçacıklarının bir araya getirilmesi üzerinden bir teori kazanılması yapıyor. İşte 17. yüzyıl böyle bir yüzyıl. Bundan dolayı mesela Oxford'da Oxford yapan şeylerden bir tanesi tam da o zamanlarda bu türlü deneylerin yapılabildiği büyük laboratuvarların kurulabilmesi. Oralarda büyük bilgi parçacıkları toplanıyor ve mesela John Locke bir filozof ve Robert Boyle ile tanıştırılıyor ve beraber çalışıyor. Birisi deneyler yapıyor, o deneylerden hareketle
bilgileri sistematize ediyor vesaire. Yani müthiş verimli bir şey oluşturuluyor. Bizde yani Türkiye'de akademiyede ne yazık ki 2010 yılından beri çalışıyorum. Yani 2010 yılından beri ben dedikodudan başka bir şey görmedim. Kocaman kocaman hocalarımız dedikodu yapıyorlar. Yani yaptıkları yayınlarda sadece doçentlik alayım, profesörlük için puanımı toplayayım falan, yani böyle şeyler yok mu? Tabii ki var. Yani bir sürü dürüst hocalarımız, hekimlerimiz yok mu? Var onları. Ben tabii ki görmezden gelmiyorum ama şey, ricalin peşinde, mevkinin peşinde ve bir yerden sonra da belki de paranın peşinde koşan çok fazla akademisyenimiz var. Onun için de üniversitelerimiz yani vasatın da altında, dünya ölçeğiyle kıyasladığımızda bir şey öğretemiyoruz. Ben böyle o erken gençlik dönemlerinden hatırlıyorum. Mesela Ankara Üniversitesi'nden bir hoca olduğu zaman veya bir kitap çıktığı zaman herkes onda bir ağırlık var derlerdi. Büyüklerimizin anlatmalarından biliyorum. Yani 50'li yıllarda Türkiye'de akademide yapılan yayınlarla dünyadaki yapılan yayınlar kıyasladığında neredeyse eş düzeyde, nitelik olarak eş düzeydeydi diyorlar. Bugün çevirmekle getiriyoruz. Kimse kendi yaptığı yayını dönüp bir daha okumuyor. Dosyaya koyuyor. Oraya koyuyor. Bakın yani üretilen orijinal kaynaklara, metinlere bakın ve yayınlanan şeylere bakın. Daha çok çeviriler. Yani ve derslerimizde de genellikle onları kullanıyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizi biliyoruz. Yani diğeri benim metnimi alıp derste işlemiyor. Belki kıskançlık da olabilir. Metni iyi bulsa bile kıskançlıktan da olabilir. Şimdi aynı bölümdeyiz. Ya şimdi öğrenciler ondan bahsedersem onu belki benden daha çok severler falan diye. Böyle kıskançlıklar da var. Mesela Robert Boyle, John Locke işbirliği veya başka bir sürü böyle işbirlikleri var. Müthiş oralardan müthiş verimler ortaya çıkmış. John Locke daha çok siyaset felsefecisi, toplum felsefecisi, bilgi felsefecisi olarak bilinir. Ama kaynaklar oralardan geliyor. Yani oralarda yapmış olduğu gözlemler vesaire beraber yapmış olduğu çalışmalardan geliyor. Evet, en son sahneye geliyorum. Birazcık 20. yüzyıla gelip bir iki şey söyleyip tamamlayacağım sabrınızı daha fazla taşırmadan. Erwin Schrödinger, ismini duydunuz mu bilmiyorum. Erwin Schrödinger kedisiyle meşhur. Gen üzerine yaptığı çalışmalarla meşhur olan, yani yaşam nedir diye soran birisi. Şimdi Schrödinger'in soru sorma tarzı çok ilginç. Genler düzeni nasıl oluşturuyorlar? Yani kuşaklardan kuşaklara bilgileri nasıl depoluyorlar, düzenliyorlar ve aktarıyorlar. Şimdi aktarırken ama şöyle diyor. Aktarırken aynı zamanda organizasyonun niteliğini nasıl yüceltiyorlar? Bakın, niteliğini yüceltme şeyi var. Şimdi Schrödinger'in bu soruyu sorabilmesi için diyalektikçi olması gerekir. Nicel nitel, yani biriktiriyor ve yeni niteliğe nasıl dönüştürüyorsunuz? Bir kuşaktan veya 10 kuşak sonra birikmiş olan bir organizasyon birdenbire yeni bir niteliğe dönüşüyor. Yani ilerliyor. Organizmadaki organizasyon niteliği ilerliyor. Böyle bir soruyu sorabilmesi için Schrödinger'in iyi bir diyalektikçi olması gerekir. Yani diyalektikçi bir zihin de bu soruyu sorabilir. Başka türlü soramaz kendisi. Ve işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşam nedir sorusuna genlerden hareketle şey yapıyor. Yani eğer genler başımızı iş açtıysa sorumlusu Erwin Schrödinger'dir. Ve tabii ki temelinde yaşam nedir? Yani şey anlamda, doğa bilimi anlamında yaşam nedir sorusu var. Şimdi bunları söyledikten sonra yani tıbbın içerisinde ne kadar felsefe olduğunu söyledikten sonra birkaç cümleyle de felsefenin içerisinde ne kadar tıp olduğunu söyleyeceğim size. Ben şimdi
tıpçılar mesela bir anatomi araştırması yapmasalar, anatomimizin yapısını bize göstermeseler, mesela bizim iyi bir algı teorisine, bilimsel anlamda bir algı teorisine sahip olmamız mümkün değil. Mesela beyin, beynin işleyişi, beynin farklı alanlarının farklı şeylerden sorumlu olması. Ne bileyim, şu kısım duygudan sorumlu, bu kısım hafızadan sorumlu, bu kısım kavramlardan sorumlu. Şurada dil saklı diyorlar mesela. Ve beyin tarihi, Mustafa ile Veren'le biraz sohbet ettik. Beynin tarihi. Bütün bunların hepsini tıpçılara, tıp tarihçilerine borçluyuz. Bunları mesela sinir sistemimizin nasıl işlediğine ilişkin şeyler. Benim öğrencilik yıllarından hatırlıyorum, ben bir algı teorisini üzerine okurken bir filozof şöyle bir şey söylemişti. Elimizde başka bilgi olmadığı için biz işte algımızın, örneğin ben buraya dokunduğum zaman bunun yüzeyinin düz olduğunu bilgisi bana işte beynime iletiliyor. Burada biz elektron analojisini kullanıyoruz. Başka bilgi olmadığı için. Ama belki de burada işleyen sistem, yani elektron vesaire değil de başka bir şey işliyordu diyordu. Yani başka bir şey bilmediğimiz için o analojiyi kullanıyoruz diyordu. Sinir sistemimizin yapısı, sinir sistemimizin nasıl ilettiği bilgileri, nasıl ilettiği vesaire, onun bilgisi keşfedildikçe bizim daha bilimsel bir algı teorisine sahip olma olanağımız var. Sonra mesela epistemoloji, bilgi, yani beyin nasıl soyutluyor? Kavramları biz tamam oluşturuyoruz ama mesela A kitabı, B kitabını nasıl bir kavram altında, kitap kavramı altında topluyor? Beyin neden yapıyor bunu? Yani yine Mustafa ile biraz sohbet etmiştik e-mailde. Beyin bu düzenlemeyi neden yapıyor? Neden bu, yani birbirine benzer olan algılamış olduğumuz iki şeyi neden bir kavram altında topluyor? Dağınık bırakmıyor yani. Bunların hepsini araştırılması, her şeyden önce tıpçılara, tıpçıların yapmış olduğu bir şey. Onların sayesinde biz onların bu konularda yapmış oldukları bulguları bizimle paylaştıkları oranda biz de mesela filozoflar olarak daha bilimsel bir bilgi felsefesine ulaşıyoruz. Daha bilimsel yaşam nedir, yaşamın kaynağı nedir gibi sorular sorup yanıtladıkları zaman daha bilimsel bir ontolojiye ulaşıyoruz veya algı teorisine ulaşıyoruz. Şimdi son olarak, gerçekten sonra artık Osman Hoca'ya tekrar geri döneceğim. Osman Hoca diyor ki, akademik dünyamıza bakaraktan diyor ki, her alan paramparça olmuş ve herkes kendi alanını mutlak sayıyor. Herkes Tanrı benim diyor yani, tek Tanrı benim diyor. Bu diyor Osman Hoca bir yabancılaşmaya işaret ediyor. Herkes herkese yabancı. Herkes herkese yabancı ve bu aslında aynı zamanda bilim dünyamızın da ticarileşmiş olmasından kaynaklanıyor. Herkesin herkese yabancılığı. Bazen biz buna herkesin herkese karşı savaşı bile diyoruz. Şeyde siyaset felsefesinin dini. Yani bu yabancılaşmanın nedeni bütünlüğün kaybolmasından kaynaklanıyor. Peki bütünlüğü kim sağlayacak? Veya ne sağlayacak? Felsefe. Yani Hipokrates'in en başta bilinçli olarak seçmiş olduğu çokluğun birliğini sağlayan diyalektik felsefe. Yani rastgele filozoflar demedim, dikkat edin. Çünkü mantığı reddi filozofum deyip de mantığı reddiden filozoflar da var. Ben size de tam tersine yani logos anlamında mantığı aklı savunan bir filozoftan bahsediyorum. O zaman bilimler dünyasının, para parça olmuş bilimler dünyasının kendi içerisindeki akıllı düzenini kurabilecek ve yeniden bütünlüğü sağlayacak ve hepimizi birbirimize yabancılaştıran dünyadan kurtaracak olan felsefedir. İşte Osman Hoca özgürleştirirse bizi, felsefe özgürleştirir diyor. Ama size bu kadar. Felsefecileri de
bütüne bakma konusunda zorlaştırır mı? Bütüne bakma konusunda tabii ki zorlaştırır. Şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Mesela ontoloji alanından, yaşama ilişkin, doğaya ilişkin orijinal araştırmalar yapmazsa, yeni keşifler, yeni bulgular, yeni bilgiler gelmezse felsefenin o alandaki bilgisi eski, eski bilgileri ayakları havada kalmaya başlar. Yani doğa bilimlerinin bize sunmuş olduğu her gramcık bilgiye felsefenin bilimsel kalabilmesi için ihtiyacı var. O olmazsa olmaz. Yani o bütünlüğün olması gerekiyor. Çünkü hepimiz aslında bilgi peşinde koşuyoruz. Birimiz birimizi yeterince beslemezsek o alan onda açık kalır. Yani ayakları havada kalır. Dolayısıyla yani bilginin yerini orada ne alır? İnanacağım. Yani Batı'da da mesela bir rasyonel düşünen insan çok fazla ama tıbbın içinde şöyle bir çelişki de var. İşte radyolojiyi tedavi eden, laboratuvarı tedavi eden hekimler tartışması. Hı hı. Ondan sonra daha çok orada yapılmaya başlandı. Bu biraz çelişki gibi geldi bana. Onun için bu konudaki fikriniz nedir? Yani ben size o zaman eğer Almancanız varsa, şimdi alt yazı var mıydı İngilizce bilmiyorum ama mesela o Viyana'da yapılan tıp ve felsefe konulu konferansta Thomas Borer'in konuşmasını dinlemiş olmanızı çok isterim, arzulardım. Yani tam da örneğin diyor ki Almanya'da hekimler, öğrenciler, öğrencilik yıllarında ne olacaklarına karar verirken nerede çok kazanacağım diye bakıyorlar diyor. Yani mesela genel tıpçı olmak veya hekim olmayı kimse istemiyor diyor. Çünkü o şeyler nedir, hastalık sigortaları tarafından veya sigortalar tarafından iyi ödenmiyor. O zaman ne yapıyor? Onlar yani işte radyolojiye yöneliyor vesaire, işte bilmiyorum artık, daha çok para getiren alanlara yöneliyorlar diyor. Yani bir yerde aslında tıp biliminin içinde bulunmuş olduğu toplumsal çevrenin kendisi tıp biliminin sürekli bir şekilde metalaşmaya, ticarileşmeye zorluyor. Dolayısıyla pekala bir insan bir iyi bir pratisyen olmak isteyebilir eğilim olarak ama onu yapıp da ne yapacağım? Para kazanamayacağım diye. Yani öbür alanda bir arkadaşım 10 yıl çalışacak, ev araba alacak, ben öbür tarafta daha az parayla 20 yıl çalışacağım, belki ev araba alamayacağım diyor. Onun için yani şey yapmıyor. Yani söz konusu olan yabancılaşma, onun için ben konuşmamın yan başında hem bir Türk isminde hem de bir Alman isminden bahsettim ki sorunumuz evrensel. Sadece Türkiye'de yaşanan bir şey değil, Kanada'da yaşanıyor bildiğim kadarıyla diyorum, şeyde de yaşanıyor. Hatta Osman Hoca burada Brezilya'dan falan güzel örnekler veriyor. Yani mesela ne bileyim, artık ömrü bitmiş olan kanser hastalarını 2 ay daha yaşatmak için kemoterapi yaptırıyoruz falan diyor yani. Oysa pekala yani ağrı kesiciyle vesaire o insanları artık huzurlu bir şeye yaşamın sonunda hazırlamak belki daha uygun olabilir ama işkence diyoruz. Neden olabilir bilmiyorum. Ben de Doğan Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Bu yabancılaşma aslında bize dayatılan ekonomik sistemle ilgili değil mi? Evet. Dolayısıyla da hani Osman Hoca onu söylüyor. Birazcık ondan da işte özgürleşmemiz lazım ama belki de işte bu zaman alacak herhalde, o dayatılan ekonomik sistemden başka bir yere geçmemiz ancak belki sağlayabilir. Robotlar artık işi yüklenecek. Ondan da önce şimdi işte ekonomik sistemden bahsettiğim şey kapitalizm, yani paranın her şeyi olduğu. İşte bundan bir şekilde kendimizi özgürleştirebilirsek daha da özgürleştireceğiz. Yani ölçü para değil de insan olarak, yani karşımızda hasta değil de insan olduğu zaman, merkeze yeniden insan konduğu zaman o mesleklerimiz de hak ettikleri değeri yeniden kazanacak ve bu Thomas Borer mesela bir örnek veriyor. Onu sizinle paylaşayım. Şimdi bir insan düşünün, doktora gidiyor. İşte doktor beyin tümörü teşhisi koyuyor ve onun için uzmanlaşmış olan hastaneye gönderiyor kendisini. Kapıda kapıcı karşılıyor.
İşte soruyor, kimsiniz, nereden geliyorsunuz, ismini soruyor. Kendisini, ismim şu diyor. İçeriye telefon etmesi gerekiyor. Muhtemelen doktora telefon etmesi gerekiyor. Doktora telefon ediyor, diyor ki Bay Beyin tümörü geldi diyor. Yani adamın ismini söylemiyor. Bay Beyin tümörü geldi. İşte bunu şeyde tıp biliminde bir anlayış bakımından bir çöküşün belirtisi veya göstergesi olarak sunuyor. Yani Almanya, Avusturya, Fransa zaten daha şey, İngiltere artık içinden çıkılmaz olmuş durumda. Yani tamamıyla bir kaos var orada. Neoliberal şeyden dolayı 70'lerden beri. Amerika'da insanlar puan biriktiriyorlar. Ne kadar çok doktora ne kadar az gidersen o kadar çok puan alırım falan gibisinden şeyler. Yani hastaysanız hastasınız yani, ama işte puan alma, puan biriktirmek için tedaviye gitmiyorlar vesaire. Yani çok garip şeyler oluyor her tarafta. Yavaş yavaş da zaten hem Türkiye'de de yayılmaya başladı bu. Artık bilimsel tıbbın yanında, kıyısında, köşesinde artık yani yeniden büyücüler falan birikmeye başladı. Hani geçenlerde bir şahısla karşılaştım. Ozon tedavisinden bahsetti. Ben de sordum, hekim misiniz siz dedim. Ve yani yok dedi, ben bilgisayarla falan uğraşıyordum. Birdenbire artık bu hoşuma gitmedi. Gittim bir yerlerde 2 yıllık bir eğitim mi almış, bilmiyorum, bir eğitim almış. Şimdi ozon, yani bana öyle bir anlattı ki, size bir ozon tedavisi, yani tabi tutsam ömrünüz 2 kat artacak gibi şeyler. Yani tıbbın etrafında, içinde de gittikçe böyle tekrar ne diyelim, orta çağa bir dönüş söz konusu. Buna müdahale etmek gerekiyor. Doğan Hocam, ufak bir katkı yapabilir miyim? Çok büyük de olabilir. Ya şimdi benim naçizane fikrim, felsefe tıp ilişkisini temel alarak konuştu Doğan Hocam. Felsefeci tıpçılardan, tıpçı felsefecilerden, hani benim için aslında naçizane Sokrates, bana göre bizim mesleğimizde hepsi bir yana, Sokrates'in erdem felsefesi bence bir yana. Oradan kalkarak Hamza'nın da katkısıyla şimdi bir farkındalık yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani burada da çok mutlu oldum ben bu haftanın son günü, bir yorucu bir hafta sonunda buraya insanların toplanmasından hareketle. Şimdi tıpla iç içe bir tıp dalı da bence halk sağlığı. Yani hepimizi ilgilendiren, çocuklarımızı ilgilendiren, yaşayacağımız ortamı, doğayı onlara devredeceğimiz. Bu konuda ben Türkiye'nin Selikofumu, bu asbesti ortadan kaldıran halk sağlığı uzmanı galiba, Türkiye'nin Selikofu diye adlandırdılar geçen benim izlediğim bir seminerde. Buradan Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'na bir anma ve gönderme yapmak istedim. Naçizane. Şu anda da kendisi içeride. Bu da bence ayrı bir halk sağlığı sorunu olarak düşünüyorum şu anki durumu ve hocamızın ve benzerlerinin durumunu. Teşekkür ederim Doğan Hocam. Ben teşekkür ederim. Yani aslında Hipokrates'le o doğal çevre, toplumsal çevre şeyiyle ona işaret etmek istemiştim. Ben yani teşhisi koyarken sadece hastanın vücuduna değil, toplumsal çevresine bakmak gerekir, doğal çevresine bakmak gerekir derken buna işaret etmek istemiştim. Onur Hamzaoğlu'nun adını andınız. Tam da o dil ovası meselesinden dolayı biz Şirince'de bir çalıştay yapmıştık ve orada sonunda Onur Hamzaoğlu olayı başlığı altında bir kitap yayınladık ve yani Yordam kitaptan çıktı. Bildiğim kadarıyla da yani hala var veya bilmiyorum.
Yani edinilebilir. İsterseniz orada güzel, ilginç makaleler var. Farklı bilim alanlarından hukukçular vardı. İşte ben de orada bir makale yazdım. Başka Cem Terzi hazırladı şeyi. İyi bir değerleme olmuştu. Bakabilirsiniz. Mustafa, sonra siz. Şeyden, bilginin yarı ömrünün kısalması, yani 18 ayda bilgi ikiye katlanıyor deniyor ama bu aslında görünüşte olan bir şey. Esasen ciddi bir niteliksel değişim 18 ayda falan olmuyor. Yani şeyde de öyle, tıpta da öyle. Yani şimdi binlerce dergi yayınlanıyor, bilimsel dergi, binlerce makale yayınlanıyor ama bunların büyük çoğunluğu çöp. Yani aslında bir bilgi falan üretildiği yok. Ciddi bir niteliksel değişim geçirdiği yok. Tıbbın da geçirdiği yok. Hala yani çoğumuz okumuşuzdur. Vaha Aleksanya'nın semptomdan teşhise kitabı hala geçerli. Yani biz tabii özellikle genel tababetle uğraşan hekimlerimizde aslında ciddi bir şey yaratıyor bu. Yani bu bir hani bir şeyleri acaba yanlış mı yapıyorum? Çünkü bilgi bu kadar çok artıyor ve ben bir şeyleri kaçırıyor muyum diye düşünüyor ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Ciddi bir niteliksel aslında bir değişim yok. Ciddi bir niteliksel bir birikim yok. Asıl olan yani nasıl bilimin, yani ben son 5-6 aydır felsefeyle ilgileniyorum. Felsefeyle ilgilenme sebebim de nöro-onkoloji çalışıyordum ve nöro-zihin çalışmaya başladım. Zihin felsefesine girmeye çalıştım ama bazı eksikliklerin olduğunu çok net gördüm. Yani eğitimimizde felsefenin olmaması bence şeyin çok büyük bir eksikliği, tıp eğitiminin çok büyük bir eksikliği. Çünkü doğru soruları sormak ve bunların cevaplarını aramak çok önemli. Görünüşle görünümü ve özü ayırt etmek, hocamız gayet güzel bahsetti. Bunlar çok önemli kavramlar. Biz baştan bu kavramlarla donatılmış bir şekilde bu mesleğe başlasak eminim farklı hareket ederdik, farklı öğrenirdik. Oysa bize bir sürekli bir bilgi yüklemesi yapılıyor. Ama bu bilgi yüklemesinin aslında günlük pratiğimizde çok fazla karşılığı yok. Ben bir onkoloğum. Onkolojide de mesela şu anda şey diyor, çok fazla ilaç var, işte çok fazla yeni, aslında çok fazla yeni bir gelişme yok yani. Böyle bir şey yok. Yani yapılan şey olayın nedenini yok etmek değil. Yapılan şey sadece bize bahsedilen işte hastalığı kronik hastalık haline çevirmek. Bütün hedefleri bu. Yani bütün İlaç firmalarının tek hedefi bu. Hastalığı kronik hastalık haline çevirmek. Çünkü hastaların daha fazla yaşamasını sağlayarak, daha fazla ama sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayarak değil, hastalıklı bir şekilde yaşamasını sağlayarak hasta daha fazla para kazanmak. Evet. Yani bizim esas kaybettiğimiz şey bağlantısal bütünselliği kaybediyoruz. Bilimde de, tıpta da. Gerçekten hocamızın ilk bahsettiği Hipokrat'ın yaklaşımı, yani Hipokrat'ın yaklaşımı düşünen yok. Yani var bazı doktor arkadaşlar buna karşı çıkıyor. Mesela fonksiyonel tıp denilen bir şey var. Yani hastalığın niçin oluştuğunu da düşünen bir tedavi yaklaşımını geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunun onkoloji için çok daha ivedilikle geliştirilmesi gerekir. Onun gibi. Osman Hoca bahsediyor bu, evet. Yayınların yani sayısının gereğinden çok çok fazla olmasının nedenlerini burada internette mevcut yazısı tıp ve felsefe, yani bakarsanız özellikle yazının sonlarına doğru bu şeylerin, dergilerin, makalelerin sayılarının gittikçe artmasına rağmen bilginin neden ilerlemediğini orada güzel açıklamış kendisi. Tam da o yabancılaşma sorunundan kaynaklanıyor. Evet. Buyurun hocam. Ben ilk katkıda bulunuyorum. Önce bir duyuru yapayım. Biz Çarşamba Günleri eski tarih odası lokalda şey yapıyoruz. Sinema gösterimleri yapıyoruz. Bu hafta da Kriş Hayatım İsteyen film oynattık. Robin Williams'ın. Onda biraz önce bahsettiğiniz şey vardı. Yani kişiye kişi olarak değil, hastalık olarak tanıtıyorlar. Hatta çok güzel bir sahne vardı. Hoca işte bu şu hastalık, bilmem neler falan diye anlatırken arkadan Robin Williams diyor ki hastanın ismi ne diyor. Şaşırırlar, niye sordun isminizi diye. Yani kişi olarak görmüyorlar, hastalık olarak görüyorlar şeyi.
Bir de ikincisi de Irving Yalom'un bir kitabı var. Psikiyatrisin Anıları diye bir kitabı var. Aynı bu şey Irving Yalom'da önce ilaçlardan filan tedavi etmeye çalışıyor. Geleneksel tıp uyguluyor. Sonra da bakıyor ki bir eksik var. Ve felsefeye yöneliyor. Çeşitli filozofları inceliyor ve felsefeyle tıbbı birleştirip öyle bir tedavi uyguluyor. Yani o kitabı da öneririm arkadaşlara. Ben de çocuk alerjisi uzmanıyım işte üniversitede. Yani tanıştık sizlerle de. Şimdi genlerden bahsettik de genetik ve çevre ilişkisi artık şöyle tabir ediliyor. Yani epigenetik diye bir kavram var. Yani çevrede genetiğe etkiliyor. DNA üzerinden zaten. Yani yüzyıllardan beri gelen bir genetik aynen devam etmiyor. Yani bir şekilde çevrede genetiğin değişmesine etkili oluyor. Örneğin işte Gaziantep'te çok sayıda tip 2 diyabet var. Örneğin yani bir taraftan tip 2 diyabet getirecek koşullar sürekli var Gaziantep'te. Bir taraftan da bu tabii bir şekilde demek ki etkiliyor zaman içerisinde tip 2 diyabetin de artmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Bir de ek olarak şunu söyleyeceğim. İşte biz de asperkadar işte öğretim üyesiyiz de işte öğrencilerle birlikte oluyoruz. Şimdi yaklaşık pratiklerde ben görüyorum işte bir 10 öğrenciden bir ya da iki tanesi böyle neden sonuç ilişkisi içerisinde düşünüyor. Geri kalan 8 tanesi sadece ezberlemek üzerinden düşünüyor. Şimdi bu gerçekten bakıyorum bu hastalık neden olmuş, nereden buraya gelmiş diye düşünen öğrenci sınavlarda da başarılı oluyor, hastaya yaklaşımda da başarılı oluyor, hastanın tedavisinde de başarılı oluyor. Yani o neden sonuç ilişkisini kafasına yerleştiren öğrenci o sistematik düşünceyi o kendi hayatına da uyguluyor. Yani tıbbi davranışına da uyguluyor, hekimlik hayatına da uyguluyor. Böyle son derece de başarılı oluyor. Benim gözlemim bu. Bunu da eklemek istedim. Teşekkür ederim. Yani o neden bir şeyin nedenlerine, köklerine, kaynaklarına inmek o zaten olmazsa sanıyorum tıp olmaz herhalde. Yani sürekli semptomlarla uğraşıp dururuz. Onlarla da biliyorsunuz ancak belli bir süre ancak baş edebilirsin. Belli bir zaman sonra pekala kontrolden çıkabilir de. Neden sonuç ilişkisi de yine Hipokrates onu harika uyguluyor. Dediğim gibi yani hastalığın kaynağına inin. Yani doğal çevreyi gözden geçirip toplumsal çevreyi yani hastanın çevresine bakaraktan teşhisi koyun derken aslında tam da kaynaklara inin. Yani en azından iç ve dış kaynaklara beraber bakın. Nedenlere beraber bakın. Yani, o iki kavramla bir başka bir diyalektikten daha bahsettiniz. Yani neden sonuç diyalektiği gördüğünüz gibi tıpın her tarafı diyalektik yani. Evet, siz... Ben yalnızca bu konuştuğumuz kavramları birleştirmek adına birkaç cümle söylemek istemiştim. Bahsettiğimiz kavramlar, başta hastalıklar, bilgi, ilaç firması... Ya da hekimin felsefeyle olan ilişkisi, hakimiyet kuramama mevzuları. Bütün bunlara baktığımızda bence bahsettiğiniz Hipokrates'in yaklaşımıyla önce çevresine baktığımızda göreceğiz ki bu 21. yüzyılda çürümüş ve bataklık kokan bu çağda önce sormamız gereken şeyin insan üzerine olması gerektiğini göreceğiz. Ve kendimize bakıp soracağız. İnsan diyeceğiz. İnsan hocam, insan öldü mü? Çünkü her yeri yanlışlarla ve kötülüklerle dolduğu bir yerde bizler burada oturup hekimliğin felsefeyle olan ilişkisini konuşuyorsak ve bunda eksiklikler buluyorsak yanlış bakıyoruz demektir. Eğer hekimliği mantıksal olarak değilini vurursak ve hekimliğin dışında kalan bütün kümeleri değerlendirirsek ve onlardaki bütün yanlışları bir çeşit tanrı gibi her şeyi çözerek ayırt edebilirsek
O zaman göreceğiz ki sorun hekimlikte ya da hekimliğin bir parçasında değildir. 21. yüzyıla baktığımızda aslında felsefeye en çok sahip olan insanlar hekimlerden başkaları değildir. İşte sorunun temeli şu, ben bir çürümüşlük hissediyorum. Ve diyorum ki belki de Tanrı'yı öldürdükten sonra artık insanın da öldüğünü söylememiz gerekecektir. Ama kararsızım ve size soruyorum. Sizce hocam insan öldü mü? Umut insanda. Yani yani şöyle diyelim, bu kokuşmuş dünyamızda ne kadar ahlak dışı davranışlara sevgilesek de, sevgilemek zorunda kalsak da, aslında hepimiz bir şeyi istemiyoruz. Bize karşı ahlaksız davranılmasını istemiyoruz. Örneğin aldatılmak istemiyoruz, kandırılmak istemiyoruz. Biz kandırsak bile, biz aldatsak bile aynı şeyin bize yapılmasını istemiyoruz. Bu kanaatimce bizim insan olarak herkes kendi açısından ahlaki bir yaşam arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu olduğu sürece, bu arayış olduğu sürece kanaatimce insanın ölmesi mümkün değil. Çürümüş durumdayız. Ve belki de modern insanın her bakımdan çürümesi gerekiyor. Yani yeni insanın doğması için. O bakımdan hiç umutsuz değilim. Hatta umutsuzluğa düşmememin bir gerekçesi var. Bir iki hafta önceydi, Nazım'ın Büyük İnsanlık diye bir şiiri var. Oturdum o şiirin analizini yaptım. İnternette de yayınladım. İsterseniz bakıp okuyabilirsiniz. Büyük insanlığın farklı şeylerini anlatıyor. Orada göreceksiniz. Yani bizi insan yapan eş olarak, hoca olarak, birey olarak, ne olursak olalım, bizi biz yapan şey onur duygumuz. Ondan vazgeçemiyoruz. O zedelendiği zaman her bakımdan yaralanıyoruz. O duygumuz bence bizi yeniden bu içine düşmüş olduğumuz çürümüş durumdan silkeleyip kurtaracak diye düşünüyorum. Yani onur duygumuz yeni bir insanın doğuşuna şey olabilir, vesile olabilir. Ben her zaman bir sürü tehlikeye göz alaraktan söylüyorum. Gezi'nin ortaya çıkardığı insanları düşünün. Yani o etkinliklere katılanların birçokları kendi kendilerini tanıyamadılar. Ben gerçekten bu muyum diye. Bakın yani kaç hafta sürdü. Tek bir taciz olayı olmadı. Tek bir hırsızlık olayı olmadı. Yepyeni o eylemler yepyeni bir insan ortaya çıkardı. Demek ki var yani. Ve o arayış içerisindeyiz, var yani. Ve modern insanın para, pul, mevkici düşünen insanın muhtemelen gerçekten her bakımdan çürümesi, çökmesi gerekiyor ki ilerleme olabilsin. Buyurun. Hocam, Aristoteles'ten de söyledik, Herakles'ten, Sokrat, Herkesler, İbn Sina'dan dedik, doğa ve diyalektik dedik, Marx'ın insan doğayla kendi arasında sürekli madde alışverişi içinde örgütlenmelidir dedik. Buna ek Marx'ın başka bir sözünü söyleyeceğim. İnsanın bilinci toplumu belirlemez, toplumun bilinci insanı belirler der Marx bir yerinde. Ben buna ek olarak felsefenin dört duvar arasından çıkıp doğayla bütünleşmedikçe özgürleşmeyeceğini ve bunun yanında üretmek üzerine öğrenme değil, belli başarıya odaklı ezberden serilmeyen bilimin de aynı tutsaklıkta kalacağını düşünüyorum. Buna ek olarak söyleyeceğiniz bir şey var. Marx'tan aktardığınız şey ikinci cümle, hatta bugün bir arkadaşım o konuyu çalışıyor, bana yazmış, Almancasını teyit etmek için yazmıştı. Bilinç varlığı belirlemez, varlık bilinci belirler
babında bir şey. Şimdi belirler deyince Almanca'da beştimen kavramı kullanılıyor da genellikle biz tek yanlı düşünüyoruz. Yani belirlemenin yönünü tek yanlı diye düşünüyoruz. Almanca'da belirleme dendiği zaman o belirlemenin bir geri bildirimi vardır. Yani orada bir diyalektik düşünme var Marx'ta. Dolayısıyla varlık bilinci belirler ama bilinç maddeye dönüşürse varlığı tarumar edebilir. Hatta buna tam böyle bir cümlesi var onun. Yani bilinç insanda vücuda gelirse insan varlığı kendisinin bilincini belirleyen varlığı belirleyebilir diyor. Bu bakımdan o geri bildirim şeyini önemsiyorum. Felsefenin ve bilimlerin şeyden fil dişi kurelerden çıkması gerektiğine ben de inanıyorum. Fakat bunu şu anlamda söylemiyorum. Teori yapmaktan vazgeçemeyiz. Kavramlarla çalışmaktan vazgeçemeyiz. Yani gerekirse pekala bir insan, ben şimdi mesela sağlık kavramı nedir? Bunun üzerine 30 yıl düşünmek istiyorum diyorsa ona bu şans verilmeli. Ona bu şans verin. Çünkü onun üreteceği bilgi kavramımızı zenginleştirecek. Ama bu bilginin dört duvar arasında kalmaması gerekiyor. Kamusallaşması gerekiyor. Zaten bilgi genel bir değerdir. Yani genel bir mülktür. Özelleşmemesi gerekiyor. Genellikle özel alanlarda kalıyor bunlar. Genelleşmesi gerekiyor. Ama bunun için de bütün bilim dünyamızı yeniden örgütlemek gerekiyor. Şimdi Marx'ı andınız. Marx'tan hareketle söyleyecek olursak bilim dünyasını yeniden örgütlemek demek aslında Marx'a göre tüm bir toplumu yeniden örgütlemek demektir. Hatta Hegel'le konuşacak olursak bütün bir evreni yeniden düzenlemek anlamına gelir. Yani üniversiteyi düzenlemek. O bu bakımdan büyük değişikliklere ihtiyacımız var ve bunu hayatımızın her alanında hissediyoruz. Bitti galiba. Ulan hocama bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Kapı'da sonra teşekkürler.